Bizler 31 Mart'ta yerel seçimlere bağımsız aday olan Sayın Hüseyin Aygün'ü destekleyeceğimizi ve bu süreci Hüseyin Aygün'le göğüsleyeceğimizi buradan belirtmek isterim. Ve bunun kıymetinin bilinmesi gerekmektedir. Bize göre bunun kıymetini bilmek, ilkesiz ittifaklardan uzak durmak, cephenin dışına çıkan, onunla çelişen hiçbir anlayış ve pratiğin içinde olmaz. Cepheden tavır alır. Ben Sayın Maço, bu Hakkari Tepkaki Belediye Başkanı olduğum dönemde şu sorular çok hoşuma gitmiş. Hani kulağımda. Bütün esnaflar, işletmeleri bir yerde ticareti var, işi var. Ama siz bunu kamu adına yapıyor musunuz? Halk adına yapıyor musunuz? Sizi bekliyoruz, bize oy verin. Kimsiniz siz? İşte bir siyasi kimlik. Bir partinin taraftarları. Bizim önderlerimiz okuldaki öğretmenlerimizdi. Eğitimci kadrolardı. İşte pir nedir, rayber nedir? Daha dün öğrendim. Birkaç gün öncesine kadar Sayın Maçoğlu İstanbul'dan gelmiş, 5-6 kişiyi işe almakla ilgili imza atmış gitmiş. Üretim ekonomisinin yerel yönetimlerine hayata geçirilmesi kadar değerli bir şey yok. Bunu yapalım. Ama kendimiz için değil. Bunu halk için yapalım. Bu yapılmalı. Siz halka hizmet götüremiyorsunuz. Paranız yok, borçlanıyorsunuz. Belki dünyada tek başkandır. Ben kaçak elektrik kullanıyorum diye kamuoyuna açıklama yapan dünyada tek başkanım. Şimdi belediyenin içine düştüğü hak bu. Buna rağmen de insan alımı var. Ama partizanca da var. Bu sadece işte mağdur bir insanın orada istihdam edilmesi gibi de değil. Tamamen yandaşlık üzerine. Bir siyasi partizanlık üzerine. Belediye başkanlığı hiç düşündüğüm bir şey değildi. Siyaset de düşündüğüm bir şey değildi. Ben bu Mayıs ayında tıpkı bir hücrede kalan siyasi tutuklu, çoktan bırakılması gereken ve özgürlüğü pazarlıklara konu olan Selahattin Demirtaş gibi aktüel siyaseti bıraktığımı yazdım. Aktüel siyaset yapmayacağım dedim. Mayıs ayında. 6-7 ayda. Ama Mayıs'tan sonra Türkiye'de ve Dersim'de öyle şeyler oldu ki 14 bin gencimiz Dersim dışına gitti. Bunların çok büyük bir çoğunluğu Kanada'da. Kanada'dan, Brüksel'den, Almanya'dan, Berlin'den, kamplardan, tren istasyonlarından inanın kaç kişiye doğru ve doğruyu zorlayarak referans yazdığımız sayısını bilmiyorum. Mayıs ayından beri. Bir haftada 6-7 tane ailenin çocuğuna Dersim'in her yerinden referans yazdım. Aranıyorlar, taranıyorlar, köyleri yakıldı, oraya yerleşmeler lazım. Eylül gibi dedim ki ne yapıyorum ben? Ya bu çocukların bu şehirden gitmesine, şehrin yok oluşuna referanslar yazarak objektif bir katkıda bulunuyorum. Bana hep söylüyorlar bu şehir ne olacak, ne yapacağız diye. Eylül'de bir şey beni çarptı. Ve arkadaşlar Ankara'da görüşmelere başladım. Bu şehri kurtarmak için biz ne yapabiliriz? Laf değil. Ben dahi hepimiz son 30 yılda laf yaptık zaten. Şimdi iş yapmak istiyoruz. Bu temelde arkadaşlar Ankara'da uluslararası bankalarda, uluslararası finans kuruluşlarında, Avrupa Birliği'nin çeşitli temsilcilerle bir dizi görüşme yaptım. Partilere bakalım. Siyasi partilere bakalım. En önde gelen benim de ideallerimi harcadığım, gençken içinde kaldığım, uğruna dayak yediğim, DGM'de tutuklandığım, son 15 yılda hep desteklediğim Emek Partisi, Demokratik Haklar Federasyonu, dem gibi oluşumlara bakalım. Ben haftalardır bunların tartışmalarını izliyorum ve bir dersimli olarak arkadaşlar sadece duyduğum, hissettiğim duygu derin bir utanç. İlçeleri size vereceğiz, ili biz alacağız, sizden iki tane başkan yardımcısı. Dersim'e dair hiçbir şey duyuyor muyuz arkadaşlar? Dönüp kendime diyorum ki ya ben gençliğimi nasıl bu hareketlere adadım. Nasıl bu kadar büyük bir yanlışlık yaptım? Kendime sorduğum sorulardan bir tanesi de bu. Dersim diye hiçbir gündem yok. Dersim'e dair hiçbir hazırlık yok. Bakın, devletin valisi bile şurada kaç gündür tatbikat yapıyor. 17 tane okulun yıkılacağının açıklaması yapıyor. Diğer okullar güçlendiriliyor. Bizim bir belediyemiz var, ne anlayız değil mi? Az evvel Sayın Belediye'yi üslubu nedeniyle sert bulduğumu söyledim. Ama eleştirilerin hepsi doğru değil mi? Ne kadar üzücü. Ve ne kadar büyük bir yıkım. Halkın seçtiği insanların böyle büyük bir mutsuzluk yaratarak çekilmesi ve hala iş başında olan belediye başkanının Türkiye'nin en büyük şehrinde bir ilçeye gidip aday olması, bu depremde bir yıkım tehlikesi var iken çok çok üzücü şeyler bunlar. Yani bunları bana biri yıllar evvel söyleseydi inanın ki birinin halkımıza beddua okuduğunu düşünebilirdim. Bu başımıza gelebilecek en kötü şey. Maçoğlu tabii ki Dersim'in adını dünyaya duyurdu. Tabii ki komünizm fikrini sevdirdi. Tabii ki
Dersimlere karşı mevcut önyargılar yıktı, katkıları da var. Asla kaliteden ayrılmamalıyız. Tabii ki bizim içimizden çıktı ve Kadıköy'de başarısını istiyoruz. Ancak bu şehirdeki tablo çok üzücü ve duyduğumuz umutsuzluğun gerisinde de bu var. Ankara'daki görüşmeler bende çok büyük bir umut yarattı. Ekim ayına kadar ben de çok umutsuzdum. Bu planları önümüzdeki haftalarda 2 veya 3 lansman ile deprem lansmanı, yoksulluk lansmanı, planlama lansmanı gibi başlıklar altında Dersim halkı ile sizlerle bu salonda paylaşacağız. Onu iptal edeceğiz yepyeni bir yerde ve bugünkü mekanizmayla değil, son tekniğe göre çöplere dönüştürecek yeni bir mekanizma kuracağız. Bu çalışmalarda tekrar ediyorum, kaynağımız Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Avrupa İmar Bankası, bu kurumlarla çalışacağız. Kaynağımız depremde kaybettiğimiz ve dün andığımız Mehmet Yıldırım'ın ve Bakan'ın Murat Kurum'un